Herkese merhaba. Ben Burak Çelik. Sizin de çok beklediğiniz röportajımızı yaptık. Merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Kuruluş Osman gerçekten çok büyük bir proje. Çok anlamlı bir proje ve çok da önemli bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz burada. Ya bana ilk bu iş geldiğinde bir oyuncu olarak çok heyecanlandım. Aslında çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldum. Ama çok mutluyum burada olmaktan. Göktuğ böyle çok ele avuca sığmayan, fevri bir karakter. Ama mesela yeri geldiğinde çok duygusal, yeri geldiğinde de çok zekasını kullanabilen bir adam. Sürprizlerle dolu yani. Bu sezon Göktuğ için daha başka. Çünkü geçen sene bildiğiniz gibi Kongar'dı Göktuğ. Ve aslında Türk olduğunu ve özünü öğrendi. Ama çok trajik bir olay yaşadı ve abisini kaybetti. Bu sezon artık Osman'ı kaybettiği abisinin yerine koyup çok daha başka bir motivasyonla aslında mücadele ediyor. Devleti kurmak için inandığı dava uğruna canını vermeye hazır zaten. Çektiğimiz sahnelerden de gördüğümüz üzere. Ya ben bu işten önce hiç aslında bir deneyimim yoktu. Aksiyon, at binme vesaire. Bu işle beraber eğitim almaya başladım. Yaklaşık 3 hafta süren bir eğitim sürecim oldu. Ama böyle günde 6 saat falan sürüyordu yani. At binme, kılıç, işte kondisyon çalışmaları falan. Tabii set ortamı daha zor ve meşakkatli geçiyor. Çünkü işte bir koreografimiz var ve bu koreografi etrafında başka koreografiler de var. O yüzden hani çok büyük bir sorumluluğumuz var aslında burada. Çok güzel bir ekibimiz var Allah'tan. Çok deneyimli, tecrübeli. Öncesinde hep provalar yapıyoruz. Setimiz olmadığı günlerde de gelip bunları çalışıyoruz. Daha sonrasında bunları sahneye taşıyoruz. Bu şekilde ilerliyor süreç ama tabii çok zor sahneler çekiyoruz yani gerçekten. Çamursa o çamurun içine giriyoruz, suysa suyun içine giriyoruz. Almamız gereken tüm riskleri alıyoruz. Bu dizide beni en etkileyen sahnelerden biri Göktuğ'un Connor'u öldürdüğü sahne. Sette gerçekten çok değişik bir atmosfer vardı. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir sahnenin genelini çektik. Sonra yakınlarına geçtik. Yakınları çektikten sonra tekrar geneli çektik. Çünkü yakınları hoca o kadar beğendi ki geneli tekrar çekmek istedi. Beni çok etkilemişti o sahne. Ve bu arada çok zor bir sahne bence bir oyuncu için. Çünkü öz abisini öldürüyor ve farkında değil. Ya Göktuğ neler yaşadı ya. Diziye ilk dahil olduğum gün çektiğim bir oba baskını sahnesi vardı. Ve hani 3 hafta bir eğitim almıştım. Ama sete ilk defa çıkıyordum ve sonradan bir projeye dahil olmak bir oyuncu için zordur yani. Ama sete geldim, kostümü giydim. Böyle başka bir sistem ateşlendi gibi hissettim içimde. Sonra ata bindik ve dediler ki şuradan obanın başından giriyorsunuz, kese kese otağın önüne kadar giriyorsunuz falan. Ben en başındayım atlıların ve o an artık bitti bendeki o heyecan. Direkt oradaydım, o andaydım. Bir ara kafama kavun falan atıyorlardı. Kavunu falan havada kesiyordum yani böyle. Ya o sahneyi unutmam. Çünkü benim ilk sahnem bu projede ve güzel de bir sahneydi. Yiğit'le çok iyi anlaşıyoruz. Çok da seviyorum Yiğit'i. Zaten özel hayatımızda da sürekli görüşüyoruz. Bu da ekrana bence yansıyor. Yani pozitif anlamda yansıyor. Güzel bir alışverişimiz var. Ya bir oyuncu için çok kıymetli. Yanındaki insan da bu denli pozitif olabilmek. Ya tamam bizim işimiz negatif olsa da belki bunu yapmak ama hani pozitif olduğunda çok daha keyifli hale geliyor. Sette kullandığım bir aksesuarımı günlük hayatıma taşımak istesem kılıcım olur. Çok büyük emek sarf ederek izleyicimize en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten ekip arkadaşlarım her birim, her bölüm ellerinden geldiğinin daha da iyisini yapmaya çalışıyor ve çok zor şartlarda çalışıyoruz. En büyük motivasyonumuz izleyicimiz. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde çok daha büyük sürprizler sizi bekliyor olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.